Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, tekrardan yepyeni bir videoyla beraberiz. Define olabilecek yerler video serisinin 6. videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce, video'ma ve kanalıma ilk defa rastlamış olan arkadaşlarım için bir ricada bulunacağım. Arkadaşlar, videomu izledikten sonra beğenir ve keyif alırsanız Beğen butonuna tıklamayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone henüz değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmanızı sizden rica ediyorum. Ve aynı zamanda bu videomun ve bütün videolarımın da açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum arkadaşlar. Bu linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımı da takip edebilir ve aynı zamanda bana da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Define olabilecek yerler video serisinin 6. bölümüne buyurun başlayalım. Kilise ve Tapınaklar Gerek inançları ve gerekse eski devirlerdeki güvenirliği nedeniyle gömücü insanların tercih mekanlarından birisi de kiliseler ve tapınaklardır. Genel itibariyle Kilise kapı girişleri ve yakın çevreleri halktan olan insanların en fazla rağbet ettikleri yerlerdir. Fakat kiliselerdeki papaz ve rahiplerin kendilerine ait has odaları asıl para mekanlarıdır. Zira halkın ve idarecilerin verdikleri paraları papazlar kiliselerin mihrap altındaki ya da kilise ile ev arasındaki kullandıkları dehliz içindeki özel yapılı ve güvenli odalarında saklarlardı. Dışarıdan ya da sonradan gelen devirlerin insanların bu mekanlarda sıkça tercih ettikleri asıl saklama noktaları kiliselerin avlularıdır. Fakat günümüzde bu tür gömüler yok denecek kadar azdır. Bunlar ya soygunla alınmış ya da avlular kaybolduğu için bugün bulunamaz hale gelmişlerdir. Mağara tipi kiliselerin ise ön cepheleri yani bakıldığı zaman görülüp tarassut edilebilecek yakın çevrelerdir. Dere ve nehir kenarları Yer değiştirmesi ve kaybolması kolay kolay mümkün olmayan bu tip yerler define gömücüleri için vazgeçilmez mekanlardan birisidir. Ancak burada bir hususa dikkat etmek lazımdır. Derelerin yatak kenarları bu işlem için kesinlikle uygun değildir. Bir sel ya da akıntının felaket olacağını bilen eski insanlar daha ziyade nehir kenarlarındaki sert kayalık alanları seçerler. Böyle gömüleri de mutlaka metal, metal ya da kalın pişmiş küpler içine koyarlardı. Nehirlerin dönüş noktaları ve nehirler üzerinde eski köprülerin yakınları araştırmaya değer mekanlardır. Köprü Ayakları Köprü civarları gömücüler için önemli olduğu kadar köprülerin ayakları da çok ilginç saklama mekanlarıdır. Özellikle taşı yapı köprülerin pek çoğunda ayak kısımlarını işaret eden birtakım motifler ve figürler görürüz. Bunlar bazen bizim gözümüzde süsleme ve teship sanatı gibi görülebilir ama aslında bir takım saklanmış eşyanın ifadesidirler. Hepsi için birer genelleşme yapmak mümkün değildir. Ancak bu iddiamız pek çok yerde doğrulandığı için rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz. Bu tür köprü ayaklarında haç, çiçek, çember, papatya, ve güneş resimleri görülebilir. Genel işaretleri bunlardır. İstisna olanlar da vardır. Yol ayrım noktaları. Bu noktada çalışma yapacak kişilerin tarih içindeki eski yol haritalarını ele geçirmek ya da rivayetlerle bunları öğrenmek zorunlulukları vardır. İşaretlerde ağzı açık makas ve bazen de kerpeden 4 yol ağzını, kırık makas ise 3 yol ağzını ifade eder. Bu tür yerler define gömecek insanlar tarafından çokça kullanılmıştır. Gömücü kişi nişanını makas, kerpeden, çapraz kılıç, iğne iplik gibi motiflerle bu yere bırakmıştır. <laughs> Höyük üzeri ve tümülüsler. En önemli gömü noktalarından birisi de buralardır. Tümülüs ve öyküklerin iç yapısını anlatmaya gerek yok. Gömücüler için bu mekanların dış veya yakın çevreleri çok önemlidir. Sadece define gömücüler değil, tümülüsleri yapan insanlar bile para ve değerli eşyalarını tümülüs yerine nereye koyacaklarını zamanında şaşırmış kalmışlardır. Çünkü tümülüsleri birçok kavimler gibi Bizans toplulukları da yapıyorlardı. Tarihin en büyük soyguncusu olan Bizanslar ekonomik sıkıntıları sebebiyle kendilerinden önce yapılmış tümülüsleri olduğu gibi kendi dönemlerinde yapılanları da buldukları ilk fırsatta soyup soğana çeviriyorlardı. Bunun içindir ki geç Bizans dönemi tümülüslerine artık sadece ölünün cesedi konuluyor Armanları ise yakın bir bölgede oluşturulan başka bir saklama mekanına bırakılıyordu. Aynı mantıkla hareketle geç dönem insanlarının definecilerini gömerken tümülüs ya da hüyün yakın mesafedeki şurasına burasına gömüyorlardı. Çünkü buralar asla değişmeyecek ve bozulmayacak sabit mekanlardı. Tümülüslerin yapıldığı dönemlerde değil, çok daha sonraki bölge sakinlerinin kedi gömülerini yaparken mutlaka bu tümülüs gerçeği göz önünde alarak gömme işlemine gerçekleştirmişlerdir. Tümülüslerin yakınlarında çoğunlukla eski ahlat ve ardıç gibi uzun ömürlü sert ağaçlar vardır. Ya da aynı bölgelerde akarsu ya da bir tepe, dağ gibi bir nerengi noktası vardır. İşte gömü yapan kişiler bu arazi yapılan arasında çoğunlukla adım hesaplarıyla üçgenler kurarlar. Şayet elde harita veya benzeri bir kayıt yoksa tümülüs çevreleri bu gözle mutlaka incelenmeli. Bu bölgeler şüpheden uzak tutulmamalıdır. Evet değerli arkadaşlar, bir video serisinin bir bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Define olabilecek yerler video serisinin 6. bölümünü bitirdik arkadaşlar. Umarım keyifle dinlemiş ve keyifle izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar, hala henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizden önemli rica ediyorum. Bu videoyu izledikten ve dinledikten sonra da keyif aldıysanız mutlaka beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, define olabilecek yerler video serisinin 6. bölümünden sonra tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.